son umuttur. Uyan Türkiye, artık uyan. MHP'dir son kalem, son liman. Evrilim ve ahirim, benim şanlı tarihim. Milletim buna şahidim, uyan. Ay yıldızın altında, kardeşiz bu vatanda. Zalimlere aldanma sandıkta. Amansız bu yarışta, Türk gençliği en başta. Milliyetçi hareket geliyor. Başka çare arama, huzur, birlik ve barışta. Milliyetçi hareket geliyor. Devletin başına devlet geliyor. Millet devletine sahip çıkıyor. Karanlıklar hiç ilerle aydınlanıyor. Devletin başına devlet geliyor. Amansız bu yarışta, Türk gençliği en başta. Milliyetçi hareket geliyor. Başka çare arama, huzur, birlik ve barışta. Milliyetçi hareket geliyor. Amansız bu yarışta, Türk gençliği en başta. Milliyetçi hareket geliyor. Başka çare arama. Referans programından merhabalar sevgili izleyenler. Stüdyomuzda bu hafta yine bir belediye başkan adayını konuk alıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Trabzon MHP, Trabzon Akçaabat Belediye Başkan Adayı Metin Gedikli. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Hepimizde bir seçim heyecanı var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Metin Bey? 22.1964 Trabzon Akçaabat doğumlu. Şu an itibariyle Söğütlü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan ve Akçaabat'ta belediye başkan adayı olarak da 30 Mart'ı bekleyen ve o süredisin mücadele veren bir belediye başkan adayı olarak tanıtabiliriz. Evet, şu an zaten Söğütlü Belediye Başkanısınız, Akçaabat Belediye Başkan Adayısınız. Bunlara değineceğiz Metin Bey ama öncelikle ben sizin sportif yanınıza değinmek istiyorum. Siyasetin yanı sıra sportif yanınız da var. İsterseniz bununla başlayalım, daha sonra projelerinize değiniriz. Söğütlü Belediyesi için neler yaptınız, onunla ilgili projelerinize değiniriz. Ortaokul çağlarından beri futbol oynayan, daha sonra Uzak Doğu sporlarına ciddi anlamda ilgi duyan ve tekvando sporuyla yaklaşık 17 yıl bir mesaim oldu. Bunun 9 yılını salon işletmesi, yani antrenörlük olarak, diğerlerinde de sporculuk olarak, aynı zamanda atletizmle de, bunlar müşterek o dönemler içerisinde uzun yıllar sporun içerisinde olduk. Sporu, her türlü sporu çok seviyorum ama Uzak Doğu sporlarına disiplininden ve sisteminden ve oradaki kurumsal yapılarındaki şekli ve o disiplin ve bağlılık yönü beni çok etkiledi. Ondan dolayı tekvando sporunu diğer sporlardan daha çok seviyorum. Peki siyasete yönelmeniz nasıl oldu? Siyasete yönelmemiz biraz ailevi olarak, biraz daha bulunmuş olduğumuz belde 1992 yılında köy tüzel kişiliğinden belediye statüsüne kavuşmuş. O gün itibariyle o zamanki belediye başkan adayı olan komşumuz, abimizdi. Onlarla yakınlığımızdan dolayı bir şekliyle beraber o yaşlarda başlamış olduk. Ve devamında da nasip oldu belediye başkanlığı. Bugünlere böyle gelindi.
Ama siyasete o yönlü bir aşinalığımız da vardı. Başkanım, Söğütlü Belediye Başkanısınız ve şimdi Akçabat Belediye Başkan adayısınız. Bir takım çalışmalarınız var. 30 Mart 2014 yerel seçimler yaklaşıyor ve sizin de çalışmalarınız gittikçe hızlanmaya başladı. Çalışmalarınız ne yönde ilerliyor? Seçim çalışmalarımızın sürecinde bizim bilindiği gibi Trabzon genelinde ilk defa bir büyükşehir olarak Trabzon'da bu büyükşehir sınıfına girmiş oldu. Seçim çalışmalarımızın bizim adaylık sürecimizin resmi başlangıcı Ramazan ayının son haftasında ilan edilmişti, kamuoyuna duyurulmuştu. O gün itibariyle de sürekli olarak Akçabat genelinde önümüzdeki süreç olarak büyükşehirin ne demek olduğunu, büyükşehir olunca nelerin değişecek olduğunu, büyükşehir yapılanmasının nasıl olacak olduğunu, şimdiye kadarki belediyecilik anlayışı ile bundan sonraki belediyecilik anlayışının mevzuat olarak, işleyiş olarak büyükşehirin etkisi, yetkisi ve denetim alanlarının ilçe üzerindeki şekli şemali ve ilçe belediyesinin büyükşehir içerisindeki etkileri nelerdir? Bunlar üzerinden kamuoyunda Akçabat ilçe sınırları içerisinde tamamı belediye sınırları olacak olduğundan dolayı bizler tüm Akçabat halkını bilgilendirebilme adına köy köy, belde belde, mahalle mahalle lokal toplantılar gerçekleştirerek bu toplantılardaki esas amacımız insanlarla yüz yüze, göz göze gelebilmek, daha rahat iletişim kurabilmek. Bu iletişim kurarken de hem kendimizi ifade edebilmek hem de önümüzdeki sürecin ne anlama geldiğini, bu süreci yönetmeye talip olan biz ve diğer arkadaşlarımızın da bu sürece hakimiyetleri nelerdir? Çünkü bilmediğiniz bir süreci yönetebilmeniz zor olur. Çünkü yönetme noktasında deneme yanılma yapma yeri değil o makamlar. O yüzden kendinizi önceden hazırlamak mecburiyetindesiniz. Bizler de mevzuat olarak, hukuki olarak, inisiyatif olarak ve yönetim ve sosyal belediyecilik anlamında bunları kamuoyuyla paylaşıp onların sorularını, önerilerini, eleştirilerini, öz eleştirilerini de alıp karşılıklı durum istişaresi yapıp daha sonra kendimizi refere ediyoruz ve o süreciyle beraber iletişim turu dediğimiz turlarımızı biz 2 defa, 3 defa, bazı yerlere 7 defa, 10 defa gittiğimiz yerler de var. Ve o Ramazan ayındaki adaylık açıklamasından beri aktif olarak sahada bu çalışmaları yürütüyoruz. Evet, gezilmeyecek yer kalmayacak demişsiniz ve öyle de yapıyorsunuz. Evet. Birçok yeri geziyorsunuz, halkla diyalog içindesiniz, halkın sorunlarını dinliyorsunuz. Peki halkın sizden beklentileri ne yönde? Halkın beklentileri en çok biz size ulaşabilecek miyiz? Bizi dikkate almanızı, işte geldiğimiz zaman uğrayıp makamımızda sizi ziyaret etmeye müsait olacak mısınız gibi böyle sosyalleşme. Yani belli ki halkta böyle bir haslet var. Böyle bir görüşememe sancısı var. Bu nokta itibariyle biz onlarla bu görüşmelerimizi yaparken şu anda zaten Söğütlü Belediye Başkanı olarak görevimiz devam ettiğini ve Akçabat olarak da bir bütünlük içerisindeyiz. Çünkü yan yanayız, bitişik durumdayız. Oradaki bizim belediyecilik faaliyetleri içerisinde halkın bize ulaşamaması veyahut da erişememesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ama Akçabat genelinde bu tür sancının, sıkıntının olduğunu insanlar bahsediyor. Ağırlıklı olarak bunu bir de Akçabat'ın içerisinde bir takım rutin yaşanan sorunlardan bahsediliyor. Çok fazla da bir şey beklemiyor halkımız yani. Daha çok insani ilgi ve alaka bekliyor. Evet, doğru. Halk yetkili kişilerle ulaşmak ister yetkili kişileri ama o da imkansız oluyor bazı yerlerde. Önemli olan kanaatimce bir belediye başkanının halkın içinden olması, halkla diyalog içinde olması, halkla iç içe olmasıdır diye düşünüyorum ben. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Çünkü belediyeciliği tanımlarken de yerel yöneticilik nedir diye sorduğumuz zaman yerinden yönetmektir. Yerinden yönetmeyi açarsak o yeri, o yapıyı, o dokuyu çok iyi bilen, o yerde, o yapıda, o dokuda yaşayan insanların sorunlarını onlarla beraber çözebilmenin mesaisini veren kişi ve ekibin yapmış olduğu çalışma pratikte belediyecilik çalışmasıdır. Dolayısıyla bu işe talip olduğunuz zaman bu işin doğası da budur. Bu doğaya uygunluk olması lazım. Bu doğaya zoraki bir kalıpla girilmez. Yani zoraki ben böyle olacağım diye uğraşırsanız çok pot kırarsınız. Siz de huzursuz olursunuz. Karşı taraftaki iletişim sıkıntılarının sancıları da size de yansır, karşıya da yansır. Dolayısıyla ortada beklenilen bir tablo çıkmamış olur. Bizler bu üslup içerisinde ve bu düstur içerisinde çalışmalarımızı devam ettiğimizden dolayı kişisel ve kişilik anlamında da o yatkınlığımızı kamuoyuyla bütünleştirdiğimiz zaman insanlarımızın bu konudaki meraklarına derman olmaya çalışıyoruz. Peki şöyle de diyebiliriz başkanım. Siz bir vatandaş olarak nasıl bir belediye başkanı isterdiniz? Ben de aynı şekilde her şeyden önce herkesin onur edilme ihtiyacı var. Mevkisi, makamı ne olursa olsun, yaşı sınırlaması ne olursa olsun
hakikaten çocuğun bile onur edilmeye ihtiyacı var. O zaman sosyal toplumun oluşması, gelişmesi noktasında halkın birinci adresi belediyelerdir, belediye başkanlarıdır. Çünkü belediye başkanı olarak da görev yaptığımız için o kadar enteresan sorunlar için sizlere gelirler ki o sizin yetki alanınızda olmasa bile sizin insanınız, sizin parçanız olduğu için onu dinleyip ondan dertleşmek durumundasınız. Bir yerde onu teselli durumundasınız. Bir yerde onun sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda rehabilite etmek durumundasınız. İnsanlar bunu bekliyor yani. Tabii ki yapmanız gereken işler de var ama her şeyden önce insansınız ve insani, ahlaki ve beşeri münasebetler noktasında insanlar kendinden bir parça istiyor. Sizin yanınıza geldiği zaman kendini kendinden sayan ve kendinden olan görmek istiyorlar. En büyük beklenti bu. Bu sizin için de, bizim için de, tüm insanlık için de geçerli olan, bana göre en doğru bir mantık. Evet, az önce belirttiğiniz halk samimiyet istiyor, dostluk istiyor, yakınlık istiyor diyorsunuz. Tabii bir takım sorunlar vardır halkın yaşadığı. Birçok bölgemizde yaşanan sorunlar var. Akçaabat'ın da mutlaka sorunları vardır. Peki bunlar halk tarafından size nasıl iletiliyor? Şimdi insanın olduğu yerde sorunlar hep olur. Mutlaka. Çözümler de olmalı. Tabii insan yaşadığı yerdeki sorunları, çözümleri ve beklentileri çok iyi analiz etmek lazım. Kendinizi ve yörenizi dünyanın gelişen yapısıyla, dokusuyla da güncelleyebilmek lazım. Bu yüzden insanların beklentileri ve yaşam standartları her gün gelişiyor, değişiyor. Bu yüzden idareciler, bu konudaki yöneticiler de halkın beklentilerinin daha önünde proje program geliştirmek durumundalar. Bu yüzden kendi argesiyle, kendi sosyal dokusuyla kamuoyunun beklentilerini önceden durum tespiti ve durum analizi dediğimiz analizlerle çözüm metotlarını halktan önce kendisi geliştirmesi lazım. Halkın gerisinde kaldığınız zaman bunları halk sizden her gün talep eder. Evet. Peki ben Söğütlü'ye değinmek istiyorum. Daha sonra Akçaabat'a gireceğiz. Söğütlü için ne gibi projeler yaptınız başkanım? Söğütlü yeni yapılanan bir yer. Sürekli göç alan bir yer. Tabiri caizse bir şantiye görünümünde olan bir yer. Kamu kurum ve kuruluşlarının, bir takım kamu yönetiminin ve bölge bazındaki idari merkezlerinin birçoğu Söğütlü Belediyesi sınırlar içerisinde kalıyor. Bazı iş dünyasının da, iş yerlerinin de showroomları Söğütlü'de olmasından dolayı buraların nüfus hareketleri bayağı diğer yerlere göre yüksek oluyor. İşte bir eğitim fakültesi gibi, TRT Bölge Müdürlüğü gibi, Telekom gibi, güzel sanatlar, turizm, otelcilik derken bu yeni bir Hilton Oteli yapılıyor. Bu tarz hareketler bölgemize daha fazla hareketlilik getiriyor. O zaman beklentiler de her geçen gün daha farklı bir şekilde gelişiyor. Bu doğrultuda Söğütlü'de tabii öncelikli olarak altyapı, işte ulaşım, dolaşım ve altyapı, ona bağlantılı üst yapı ve semt kalitesini, kent kalitesini arttırabilmek için planlama ve sosyal alanların da buna göre birbirini takip eden sinsileyle beraber gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çalışmalarımızın ağırlıklı boyutu da bu boyutlarda devam etmektedir. Peki Akçaabat için neler düşünüyorsunuz? Akçaabat'taki belli kronikleşmiş sorunlar belli zaten. Akçaabat'ta ciddi anlamda, kentsel anlamda bir dönüşüme ihtiyacı olan bir ilçe durumunda. Akçaabat ilçesinin kendini hem sosyal olarak, hem semt olarak, hem kent olarak revize edip yenilemesi gerekiyor. Ulaşım dolaşım ağının revize edilmesi gerekiyor. Şehir içerisindeki araç girişi çıkışı, araç parkı ve dikeydeki ulaşım yolları, yataydaki ulaşım yollarıyla birleştirilmesi, Akçaabat'ın sahil bandında sıkışmış bir şehir olmaktan kuzeyden güneye açılan bir şehir durumuna gelmesi lazım. Şehire derinlik verilmesi lazım. Bunun için de ciddi anlamda yeni kentin projesi, programı geliştirilmeli. Eski kentinde rekabete zorlanarak kentsel dönüşümü kendi içerisinde yaşaması gerekiyor. Bu çalışmalarla beraber hem sosyal planlamasını hem de kent planlamasını birbirini takip edecek şekilde gerçekleştirmek mümkün. Bu doğrultuda detaylı proje çalışmalarımız zaten mevcuttur. Onların da takdimini zaten kitapçık olarak kamuoyuna da duyuruyoruz. Seçilmemiz durumunda bu çalışmalar bizim önceliğimiz olacaktır. Peki başka projeleriniz olacak mı? Tamam, ulaşım yönünden böyle projeleriniz var. Detaylı bir şekilde alabilir miyiz? Akçaabat şu anda büyük şehir yapılanması içerisinde 14 beldesi otomatikmen mahalleye dönüşmüş olacak. Diğer köyleri de mahalleye dönüşecek ve Akçaabat sınırları tüm ilçe sınırları, ilçe mülki sınırlarıyla beraber tek merkezi belediye durumunda olacak. Bu şekliyle beraber tüm sınırlarında belediyeden hizmet beklentileri olacak. Bu şekliyle kırsaldaki beklentiler farklı, merkezdeki beklentiler farklı. Merkez ağırlıklı sorularımız geldiğinden dolayı eski belediyenin merkezi de şu anki belediye merkezi olduğundan, yeni belediyenin merkezi bu sınırların tamamıyla tamamını kapsayacak olduğundan dolayı proje ve program çalışmaları 3 boyutta değerlendirilecek. Kırsalda,
beldelerde, merkezlerde yapılması gerekenler, bir de şehrin açılımının dar alandan geniş alana yayılmasını sağlanabilmesi için projeler 3 boyutlu değerlendirilip, bu bir semt kalitesi, kent dönüşümü ve sosyal projeler adı ardında ulaşım dolaşım anında tüm sınırlar içerisinde hem standardın iyileştirilmesi hem de oralardaki sorun analizi dediğimiz sorunların ortak yönü zaten hep belli olan sorunlar. Bugün mahalleye dönüşecek olan köylerin ciddi anlamda sorunları ulaşım sorunları. Bir kısmında içme suyu noktasında sorunlar var. Birçoğunda altyapı sorunu dediğimiz kanalizasyon ve benzeri işlevlerle alakalı sorunlar var. Sanat yapılarıyla alakalı sorunlar var. Ana sorunlar ve kısa, orta, uzun vadeli boyutuyla beraber proje program kapsamı içerisinde bunların planlamasını gerçekleştirip kırsalın beklentilerini ayrı bir kategoride, merkezin beklentilerini ayrı bir kategoride, kentsel çalışmaları da vizyon projesi ve programı doğrusunda imar ve şehir yapılanması noktasındaki yapılacak olan çalışmalar, büyükşehir koordinasyonunda sağlanacak olan çalışmalarla beraber bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesinin çalışması yapılmalı. Bu yüzden gerek turizm yönüyle, gerek sosyal projeler içerisinde eğitime verilecek olan yatırım ve yaptırımlarla, projelerle, gerek bayanlara yönelik, gerek yaşlılara yönelik, gerek gençlere yönelik, gerek sanata yönelik, gerek Akçabat'ın yöresellerine yönelik çalışmalarla beraber hepsini sınıflandırıp o doğrultudaki hizmetlerin karşılanabilmesi noktasında bir vizyonu ortaya koyup o doğrultuda da mesai programını gerçekleştirip bu işlerin hayata geçirilmesinin önünü açmak. Peki yaşlılarımız için ne gibi düşünceleriniz var? Yaşlıların öncelikli olarak barınabilecekleri erinç evleri dediğimiz bu tarz uygulamaları gerçekleştirmek lazım. Oralarda onların hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hem onları daha yaşanabilir, daha sahiplenmeli. Çünkü hepimizin ileride yaşlanma olasılığı yüksek. Belki yaşayacağız, yaşamayacağız ama hepimizin başına gelecek hadiseler. Bu yüzden ataerkil davranmak lazım ve atamıza, geçmişi bize sahip çıkıp onları da mağdur etmeden toplumda onların varlığını ve onların da bizlerden beklentilerini karşılayabilmenin vefasını onlara göstermek gerekiyor. Bu konuda da yapımsal olarak ve yaptırımsal olarak en büyük duyarlılığı belediyelerin göstermesi gerekiyor. Bu yüzden o tarz proje ve programlarla yaşlılarımızı onur edip onların hayır dualarını alaraktan onların da yaşam istihdamlarını sağlamak gerekiyor. Gençlerimiz için düşünceleriniz var mı? Gençlik merkezi, meslek edindirme ve yönlendirme gibi onların da geleceğine katkı sağlayabilecek belediye imkanlarını son noktasına kadar seferber edip onların da, çünkü hep söyleriz, gençler bizim geleceğimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz, ama onları geleceğe hazırlayabilecek fırsatları onlara tanımak lazım. Onların gizli yeteneklerini, eğitim durumlarını, mesleki durumlarını, tüm vasıflarını, eğer yoksa vasıflandırılması için neler yapılması gerektiği noktasında sadece belediye üçgeninde değil, gerek meslek edindirme kurslarıyla, gerek aracı kurumlarla, gerekse piyasadaki ticari sektörlerle ve de halk eğitimlerle bunların ortak noktalarını bir araya getirip hepsinin katkılarını toparlayıp onlara doğru yönlendirme yaparaktan onları da ekonomik anlamda kendi bağımsızlıklarını kazanmak ve topluma daha faydalı bireyler haline gelebilmeleri için de onları toplumda kendilerinin toplum için çok önemli olduğunu, kendi gelecekleri için kendilerinin de çok önemli olduğunu bir şekilde onlara da hissettirmek gerekiyor. O doğrultuda bu tür etkileşim çalışmaları ve yönlendirme çalışmalarıyla beraber de onlara bir nebze olsun destek olabilmek için elimizdeki oluşacak olan bütün imkanları onlarla paylaşmak. Peki Sayın Gedikli, Akçabat gençleri için işsizlik sorun mu Akçabat'ta? Türkiye genelinde işsizlik her tarafta ciddi bir sorun. Bunun için ne gibi önerileriniz olabilir? Önerilerimiz bahsettiğimiz doğrultularda, çünkü işsizliğin çözümünü tamamıyla belediyelerin çözebileceği bir konu değil. Çünkü Bakanlar Kurulu ve Hükümet İdaresi'nin de bir takım çalışmalarıyla oluşacak, gerek özel sektörle gerek kamu sektörüyle gerçekleşebilmesi mümkün olabilecek bir çalışmadır. Ama işsizlik genel anlamda Türkiye'de kanayan bir yaradır. Trabzon ölçeğinden ve Akçabat bölgesinden baktığımız zaman da iş sahası ve ekonomik anlamda çok yeterli verilerin çok olmadığını, ama iş gücünün vasıflandırılmasını, gençlerin işte eğitim durumu nedir, mesleki vasıfları nedir, az önce bahsettiğimiz gibi onları yönlendirerek, mesleki durumu olmayanlara mesleki ve beceri kazandırma kurslarına yönlendirip bu şekilde onların da aile ekonomilerine ve kendi ekonomilerine dönüşüme sağlanacak imkanlar onları oluşturabilmek için de
belediye imkanlarını bu doğrultuda yönlendirmek gerekiyor. Peki Sayın Gedikli, yurt dışı belediyecilikle ve Türkiye'deki belediyecilik arasındaki fark nedir? Belediyecilik, mali idareler yönetmeliğinin mevzuat yetkileri doğrultusunda bir de ülke bütçesinden belediye bütçelerine yapılan paylamalara göre oluşturulan bir takım sistematik çalışmalar içerisinde gerçekleşen bir çalışmadır. Avrupa ve dünya entegrasyonundaki tüm belediyeleri aynı kategoride sınıflandırmak mümkün değil. Çünkü her ülkenin kendi ekonomik durumuna göre, verilerine göre ve yatırım yaptırım noktasındaki belediyelerinin yetki ve yetki alanlarına göre bunların şekli, şemali ve işleyişi birbirine benzer de olsa yetki bakımından ve bütçe kullanım bakımından birbirinden çok farklı farklılıklar görülmektedir. Bu yüzden çok fazla yurt dışı belediyeleriyle mukayese etmektense, çünkü onların işleyişine çok hakim olmak gerekiyor. Ben bizim ölçeğimizdeki yönetmelikler üzerinden ve yetkiler üzerinden değerlendirilmesini daha mantıklı buluyorum. Peki sizin örnek aldığınız bir belediye başkanı var mı günümüzde şu an? Şimdi örnek almış olduğumuz belediye başkanları olarak bazısının sosyal yönünü örnek alıyoruz. Bazısının iletişim yönünü örnek alıyoruz. Bazısının projecilik ve girişimcilik yönünü örnek alıyoruz. Bazısının da belediyeciliğin görsellikle, rekreasyon ve peyzaj noktasındaki şehir görüntüsünü ve görselliğini ön plana çıkaran, bazısının da turizm yönündeki girişimciliğini. O yüzden tek model bir belediye başkanı olarak değil de her gittiğimiz yerde, yörede, farklı yerlerde çok farklı şeyleri gördüğümüz zaman hepsinden faydalanıp işte burada bizim yöremizde hangisi uygundur, hangi proje uygulanabilir? O zaman ilgili mesela Eskişehir Belediye Başkanı'nın bazı uygulamalarını ben çok beğendim. Bazılarından alıntı yaptım. İzmir Belediyesi'nden alıntı yaptım. İstanbul'dan bir iki noktadan alıntı yaptık. Antalya'da birkaç yerden alıntı yaptık. Buna benzer gidebildiğimiz, görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz yerlerde, yörelerde mesela Beypazarı, Safranbolu oralardan dokusal olarak alıntılar yaptık. Antep'te bir kısmından alıntılar yaptık. Bu şekliyle beraber, çünkü komplike olarak her belediye başkanının yapmış olduğu iş işleyişinin ve idari mekanizmasındaki yetki alanı içerisindeki ilin veyahut da ilçenin beklentileri ve yapısal durumları ve şehirsel durumları birbirinden çok farklı olduğundan dolayı sadece bir yere örnek almanız mümkün olmuyor. Ancak belirli uygulamaları sizin bölgenize, yörenize uygunluk derecesinde değerlendirmeye aldığınız zaman o zaman seçerek almak durumunda oluyorsunuz. O yüzden tek bir belediye başkanı bize model değil, farklı farklı bize faydalı olabilecek olan yatırımları, yaptırımları ve icraatları oradan seçip bizim lehimize nasıl kullanabiliriz der noktasında bazen o belediyelerin teknik kademeleriyle de irtibat kurduğumuz oluyor. Evet. Siz ulaşım sorununa az önce değindiniz ama ben şunu da sormadan geçemeyeceğim. İstanbul'da biliyorsunuz trafik kabusunu. Peki Akçabat'ta da bu sorun yaşanıyor mu trafik konusunda? Trafik konusunda yaşanıyor tabii. Yolların yetersizliğinden, alternatif yol yapılmamayışından, dar oluşundan, şehir merkezlerinin işte tek noktaya yoğunlaşması ne oluyor? Herkesin zorunlu olarak aynı sokaklara gelmek mecburiyetinde olması şehri daraltıyor. Şehri ancak kuzeyden güneye açarsanız, yeni merkezler oluşturursanız trafik yoğunluğunu da dağıtmış olursunuz. Şehrin merkezi tek noktadan çok noktaya yayılmış olur. Hem şehrin de büyümesinin önü açılmış olur. Bu doğrultuda planlamalar gerçekleştirildiği zaman ileride daha çok yoğun olacak olan trafik sorununu da daha önceden bu şekilde beraber çözebilme şansına sahip olursunuz. Peki Akçabat nasıl bir marka şehir olabilir? Akçabat bu bahsetmiş olduğumuz gelişimi, dönüşümü sağlaması lazım ki bunu da sağlama imkanı var Akçabat'ın. Çünkü Trabzon'un büyük şehir olarak büyüyebilecek olduğu en müsait alan Akçabat. Akçabat Trabzon'la bitişik oluşundan Trabzon'un doğuya doğru büyüme şansı yok. O taraf geldi, yapılaşma olarak Kaşüstü Yomra dayandı. Kuzeyimiz Karadeniz, güneyimizde de geometrik şekilli dağınık bir arazi yapımız var. Topografik olarak çok fazla şeyi planla, imar planına uygun olmayan bir yapı olduğundan dolayı Akçabat, Trabzon'un doğuya açılan kapısıdır ve coğrafi konum itibariyle de stratejik bir konumdadır. Akçabat planlamasını ve az önce bahsetmiş olduğumuz çalışmalarını gerçekleştirirken Büyükşehir Koordinasyonu'nu da bunun üzerinden kurguladığı zaman hem Trabzon'un metropol anlamda büyük şehir olmasına çok büyük katkı sağlayacak, o doğrultuda Akçabat'ta kendini yenilemiş olacaktır. Evet, turistik yer olarak genelde insanların aklına Türkiye'de Antalya geliyor, bazı yerler geliyor. Fakat Karadeniz bölgesi de gerçekten gezilecek bir yer. Peki turist sayısı nasıl, ne yönde Akçabat'ta? Fazla bir yoğunluk oluyor mu? Şimdi son yıllarda ciddi anlamda Karadeniz'e tur şirketleri, gerek yerli gerekli yabancı turist, özellikle son yıllarda Arap turist çok geliyor.
Tabii Karadeniz bölgesi şimdiye kadar turizm anlamında çok ön plana çıkamadı. Hep böyle fotoğraflarda kaldı. Şimdi dizilerde de görsel hale gelmeye başladı. Bu yüzden turizmin de hareketliliğinin artırılıp işte Trabzon'da Uzungöl'le beraber bu ön plana çıkmıştır. Ama Uzungöl'le alternatif olabilecek çok daha doğa harikası yerlerimiz, yörelerimizde mevcut. Bu yüzden turizmin grup olarak daha sayısal çoğunlukta gelebilmesin. Turist önce ulaşım istiyor, dolaşım istiyor, serbestlik istiyor, konaklama standardı istiyor. İşte tesis ve onların beklentilerini karşılayabilecek imkanları onlara sunarak onları davet etmek gerekiyor. Bunlar hazır olmadığı zaman, bunlar yeterli olmadığı zaman gelen turist de mağdur olarak gitmiş oluyor. Çünkü araziyi, doğayı, yapıyı, dokuyu beğeniyor. Fakat konaklama standartları ve hizmet standartları onların beklentilerini karşılayamadığı zaman bizim için hoş bir durum olmuyor. Ama Trabzon genelinde bu turizmin gelişmesi adına il platformunda da çok ciddi anlamda duyarlılık çalışmaları ve son yıllarda Trabzon'un turizminden başka kurtuluşunun olmadığı ekonomik anlamda yapılan toplantılarda alınan sonuç budur. Bu doğrultuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bundan sonra Trabzon'un ve Karadeniz turizminin Türkiye'nin geleceğine, Karadeniz'in geleceğine de çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Çünkü gezilmesi, görülmesi hem doğa olarak, hem tarih olarak, hem doku olarak, hem de yöresellik bakımından mutlaka herkesin görmesi gereken bir bölge. O yüzden sizlere de öneririz. Buyurun gelin. Evet başkanım, ben sizinle şunu konuşmak istiyorum. Daha doğrusu fikrinizi öğrenmek istiyorum. Kentsel dönüşümle ilgili ne gibi düşünceleriniz var? Hani ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili, 2B yasasıyla ilgili? Biliyorsunuz muhalefetten ağır tepkiler geldi 2B yasasıyla ilgili. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Genel siyasi söylemlerden hep uzak durmak istiyorum. Yerel anlamda. Kendi yöremizle alakalı konular üzerinde müzakere etmeyi daha uygun buluyorum. Kentsel dönüşümden ziyade artık bakir alanlar üzerinde kentsel planlama çalışmalarının yapılmasını, kentsel dönüşümde geçmişte yapılmış olan imarla ilgili çarpık yapılaşma diyebilecek olduğumuz veyahut da malzeme ömrünü tamamlamış, deformasyona uğramak üzere olmuş binaların da bir şekilde bu dönüşüme tabi olması gerektiğine inanıyorum. 2B arazileri çok farklı bir kapsam olduğu için onlara çok fazla yorum getirmek istemiyorum. Peki, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz son olarak? Ben tabii bu fırsatı ve bu imkanı bize sağladığı için TGRT ailesine sizlerin aracılığıyla sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu doğrultuda da önümüzdeki 30 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel genel seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu, bizim ilçemiz için de çok önemli olduğunu, bu seçimlerin hem bizim ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisiyle sizlerin aracılığıyla da herkese saygı, sevgi, hürmetlerimi sunmak isterim. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Tekrar çok çok teşekkürler Sayın Gedikli. Evet sevgili izleyenler, bu hafta da referans programımızın sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz MHP Trabzon Akçaabat Belediye Başkan Adayı Metin Gedikli'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka programda bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.